Trump İran'ın silahsızlanmasını istemesi boş olur. Çünkü Şii inancına göre Mehdi çıkacak ve Mehdi'nin ordusu olacak. O inancın gereği olarak zaten onlar büyük bir ordunun farz olduğunu inanıyorlar. Yani inançlardan çelişir. Yani bütün dünya ordularla baş edebilecek bir askeri güce sahip olmaları gerektiğinin farz olduğu kanaatindeler. Yani inanç olarak o düşünceler. Mehdiyetin şefkat, merhamet yönünü esas alsın Trump. Onu gündeme getirerek yaklaşabilir. Yani İran'ın ikna edilmesi Mehdiyetle olur. Mehdi'nin şefkati, merhameti, silahları ortadan kaldıracağı, kan dökmeyeceği, o konuyu ön plana getirirse Trump, oradan netice alır. Yoksa İran silahsızlanmasın falan derse, İran bunu dinlemez. Bir de İran'a gücü de yetmez Amerika'nın. Çünkü İran tek başına değil ki. Nasıl Suriye'ye gücü yetmiyor? Niye yetmiyor? Çünkü Rusya var. İran'a niye yetmez? Çünkü Rusya'dan dolayı yetmez. Çünkü Rusya'yı da yenmesi gerekiyor İran'ı yenmesi için. Rusya'yı İran ezdirmez. O zaman çok önemli bir imkan, çok önemli bir koza sahip Amerika. Mehdiyeti gündeme getirsin. Mehdiyetin şefkati, merhameti, silahları ortadan kaldıracağı, savaşların o devirde duracağı konusunu ısrarla, hadislerle gündeme getirirse mesele hallolur. Bir de aralarını bulalım. Yani İran'a sürekli düşman gibi görüntü pek iç açıcı olmayacak. Bu bayağı sıkıntı meydana getirir. Gerilim devam eder. Rusya'yla da aralarını çok iyi tutsunlar. Rusya'yla silahsızlanma anlaşması yapılsın. Konuyu kökten halledelim. Yani İngiliz devletinin oyununa kimse gelmesin.